Herkese selamlar. Clash Mini nasıl oynanır? Sıfırdan serisinin 10. bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda size yeni bir deste göstermek istiyorum. Bu deste oyun ilk çıktığından beri bayağı popüler olan bir deste. 2 iksirlik Barbar Kral destesi. Maçlara geçelim. Hesap bu şekilde. Miniler de bu şekilde. Maçlara başlayabiliriz. Günlük ödüllerden efsanevi kahraman parçacığı geldiği zaman okçu kraliçemizi de 15 seviye yapacağız. Evet, okçuyla başlayacağım. Rakip okçu kraliçe oynuyor. Bu desteyle ona karşı bir şansımız olabilir. Hatta büyük ihtimalle kazanabiliriz. Evet, ilk roundu kaybettik ama çok önemli değil. En önden okçuyu koyup savunayla tekrardan okçuyu canlandırmayı planlıyorum. Evet, okçuyu olabildiğince fazla yükseltelim. Ve olabildiğince fazla birlik koymaya çalışıyorum şimdilik. Okçuyu en öne koydum. Savunmayı Barbar Kral'la tanklıyorum. Okçu da buz büyücüyü ve normal büyücümüzü tanklasın. Evet, çok güzel. Okçu öldü ve savunmaya girdi. Bu roundu biz kazandık diyebilirim. Evet, şu an okçumuz hızlı ve bayağı yüksek hasar vurarak çalışıyor ve bu roundu kazandık. Buz büyücüsünü bir seviye yükselteceğim çünkü Pekka koymuş. Pekka'yı en azından durdurulamaz özelliğini basana kadar rakip engellememiz lazım. Şimdi okçuyu yükseltelim. Ardından oduncu alacaktım ama oduncu yokmuş. Barbarı yükselteceğim. Hemen hazırımızı çektik. Mızraklı goblin. Evet, koymamış. Sorun yok o zaman. Okçumuz yine savunmaya girdi. Muhtemelen yine biz kazanacağız. Gördüğünüz gibi şu an aşırı fazla hasar veriyor. Dark Goblin öldü. Okçu kraliçe ile teke teke kaldılar. Ve iki okla işini bitirdi. Bu roundu da biz kazanmış olduk. 2 iksirlik Barbar Kral destesi halen iş yapıyor diyebiliriz şimdilik. Barbar'ı bir seviye daha yükselteceğim. Oduncu yükseltmek istiyorum çünkü büyücüyle aslında çok bir işimiz yok. Rakip halen hazır çekmiyor. Evet. Bakalım kim kazanacak. Arkadan oynamış. Birazcık mantıklı bir hamle. Ama okçumuz yine öldü ve savunmaya girdi. Bunu engellemesi bayağı bir zor açıkçası. Evet, okçu savunmadan çıktı ve şu an okçularını atmaya başladı. Ve biz kazandık. Okçu kraliçe özelliğini açıp izlenmeden önce okçumuz okunu fırlattığı için 18 kupamızı aldık. Hemen sıradaki maçımıza geçelim buradan ödülümüzü toplayıp. İki iksirlik Barbar Kral destesinin mantığı basit. Savunma olmadığı zamanlar okçuyu olabildiğince fazla seviyeye yükseltip oduncunun öfkesiyle ve barbarın bir hasar arttıran özelliğiyle desteklemeniz gerekiyor. Tek yapmanız gereken şey bu. Savun olduğu zaman da okçuyu en öne koyup savunayla tekrar canlandırabilirsiniz. Veya savunayı kullanmaya da bilirsiniz. Evet, Kontis'e karşı ilk roundumuzu kazandık gibi. Ama 3 tane kill aldı.
İlerleyen roundlarda bizi zorlayacaktır. Evet, ilk roundumuzu kazandık ama 3 kill verdik. Sauna kurmak Kontes'e karşı birazcık riskli aslında. Çünkü Kontes saunayı kolay bir şekilde yıkabilir. Büyücünün can engelleyen özelliğini basmak istiyorum. Denk getirebilirsem. Şimdilik iade edeceğim çünkü buz büyücüsü basabilirim diğer round. İksir toplayıcı kurmak istiyorum. Böyle bir başlangıç yaptım. Evet, buz büyücüyü Barbar'ın sağına koyabilirmiştik aslında. Ama zaten şu an öldü. Rakip sauna kurmuş bu arada ve elektro büyücüsü de var. Bayağı zorlayabilir bizi. İksir toplayıcımız 6 iksir civarı toplamıştır muhtemelen. İksirle öne geçip onu zorlamaya çalışacağız. Evet, oduncuyla ve barbarla şu an okçuyu destekleyeceğim. Evet, bir özellikle buz büyücüsüne basmak istiyorum çünkü kontesi birazcık yavaşlatması gerekli. Okçu verir umarım. Evet, verdi. Diğer roundda da büyücünün can basmayı engelleyen özelliğini kullanırız. O yüzden şimdilik iyiyiz. Birazcık da arkadan çıkalım. Kontes hemen hasar verip ultisini dolduramasın. Ama zaten 8 stack olmuş. Bu yüzden birazcık zorlayabilir. Okçu çalışıyor. Okçu savunayı ve elektro büyücüyü öldürdü. Ve okçumuz sayesinde kazandık. Bu saatten sonra bizi durdurması aslında birazcık zor. Evet, büyücümü de yükselttim. Bir yıldızda aslında büyücü ve buz büyücüsü gerekli şu an bana. Umarım gelir. Neyse, sadece buz büyücüsü geldi. Fena değil. Oduncuyu basabilirim aslında ama basmayacağım. Barbar basmak istedim. Hazırımı verdim. Rakip halen hazır çekmiyor. Okçu ile yine savunayı rahat bir şekilde yıkarız muhtemelen. Bakalım neler olacak. Okçumuz şu an hem öfkeli hem artı bir hasar vuruyor. Evet, Kontes oduncuya gitti. İşi şu an bitti diyebilirim. Okçumuz halen hayatta. Ve biz kazandık. Dediğim gibi destenin mantığı basit. Okçuyu koyup barbar ve oduncuyla desteklemek. Sauna olduğunda en öne okçuyu koyup saunadan tekrar çıkmasını da sağlayabilirsiniz. Son bir maç daha atalım. Son maçımıza geçelim. Videoyu beğendiyseniz like atarsanız beni çok desteklemiş olursunuz ve bayağı sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Ve kanala da abone olursanız bir o kadar iyi olur. Evet. Bu kahramana karşı ne yapabiliriz? Onu düşünüyorum. Muhtemelen şifacısı da vardır. Bu yüzden büyücünün can basmayı engelleyen özelliğini yükseltebiliriz. Onun dışında Dart Goblin olduğu için okçuyu kesinlikle yükseltmemiz gerekli. Oyundan attı. Hemen tekrar girelim. Neden attığını anlamadım. Bazen olabiliyor. Sonuçta oyun beta'da. Evet, okçuyu desteklememiz gerekli çünkü arkada Dart Goblin'i var. Oduncu da olurdu. Neyse, bu şekilde şöyle yapalım. Böyle. İksir toplayıcı kuracağım. Çünkü saunayı yıkabilir belki, madencisi vardır. Evet, mızraklı goblini varmış. İyi ki sauna kurmamışız çünkü saunayı her round tanklamak zorunda kalacaktık. İki tane barbar kral koyduğumuz için okçuya az önce +2 hasar eklendi ve arka tarafı kolay bir şekilde eritti.
Evet, şu an bayağı öndeyiz. Şöyle klondan çıkan barbar kralımız iksir toplayıcısını tanklasın. Bana bir tane oduncu gerekli şu an. Aynen bu şekilde şöyle. Hazırımızı çekelim. Muhtemelen zaten biz kazanacağız. Mızraklı goblin de çok saçma attı. Okçu çalışıyor. Mızraklı goblin öldü. Elektro büyücü öldü. Dart goblinleri öldü. Ve işte bu kadar. Biz kazandık diyebilirim. Okçu şu an iki hasar vuruyor ama az önce çok hızlı vuruyordu. Ve bu maçı da kazanmış olduk. Bakalım kaç kupa olduk. Ve bu sadece, yani yine açtığımız hesabın sadece 10. günündeyiz. Şimdiden birkaç tane kahramanımız. En yüksek seviyede minilerimizin birçoğu en yüksek yıldızda. Ve bayağı iyi kupalarda oynayabiliyoruz. Efsanevi ligine çıkmamıza sadece bir maç kaldı. Dediğim gibi bu sezon dünyada ilk 100'e de kasacağım bu hesapla. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar.